Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte çok ilginç bir ürünü inceliyoruz. Huawei'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve bizim de kutu açılımını yaptığımız, ki kutu açılımını merak ediyorsunuz, yukarıdan bir link çıkaracağım, oradan da görebilirsiniz. Lipstick, FreeBuds Lipstick modelini inceleyeceğiz. Bu ürün aslında ilk bakışta adeta bir ruja benzeyen, ki lipstick İngilizce bir kelime ama Türkçe karşılığında ruj anlamına geliyor. Bir kulaklık kablosuz TWS dediğimiz True Wireless Stereo olarak geçen bir kulaklık. Şöyle kutusunu açtığımız zaman kırmızı renkte, ki tek bir renk seçeneği var, kırmızı renkli kulaklıklara hemen ulaşabiliyorsunuz bu şekilde. Aslında standart FreeBuds modellerine fazlasıyla benzeyen bir kulaklık ama kutusu bu şekilde böyle bir tasarlanmış. Tabii ki tahmin ettiğiniz gibi bu kutu aynı zamanda cihazın şarj işlemini yerine getiriyor. Üzerinde bir bütünleşik pil var. Aynı zamanda kulaklıkların üzerinde pil var. Bu şekilde uzun saatler boyunca bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Özellikle kadınlar için tasarlanmış bir model bu. Adından, şeklinden, görüntüsünden, renginden de anladığınız gibi kadınlara özel bir kulaklık. Şöyle bu şekilde bir mıknatıslı bir sistem var bu arada. Şöyle hafiften muhtemelen sesini duyacaksınız. Çıt diye bir ses geliyor. Böyle yapışıyor bu kapak. Bir rujdan bir parça kalın ama fazlasıyla benziyor. Yani bunu çantasına koysa bir kadın kullanıcı, yani ruj gibi görünür ve ruj da denir. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Aslında bayağı da anlattık, hani ruj kutusu şeklinde bir kabı var. İki tane deliği var. Bu kulaklıkları bu deliklere yerleştiriyoruz. Şöyle bu şekilde hemen kullanmaya başlıyoruz. Kulaklıklar yekpare bir gövdeye sahip. Yani silikonları değiştirilen ürünlerden değil. Huawei'nin o şekilde modelleri de var ama bu model onlardan değil. Yekpare bir gövdesi var. Standart bir bağlantı olarak gelmiş oluyor. Bunu hani farklı bir kulaklık takayım, silikon bir uç takayım, işte kulağım büyük küçük diyemiyorsunuz. Ama kadınlar için bence bu sıkıntı olmayacaktır. Çok aşırı büyük değil, aşırı küçük de değil, onu da söyleyeyim. Kulaklık tasarımlarına bakacak olursak yekpare gövdemiz var. Bir parça bir uzunluk mevcut. Uzunluğunda uç kısmında gümüş renkli bir tasarım tercih edilmiş. Her iki kulaklıkta işte sağ ve sol o şekilde bir tasarlanmış durumda. Şimdi kutuya gelecek olursak kutunun iç kısmı böyle altın rengi bir şekilde bir renge sahipken gövdesi siyah renk, zaten bunu görüyorsunuz ekranda. Bir de şarj için alt yüzünde bir tip C bağlantı yuvası bulunuyor. Bu bağlantı yuvasına doğrudan doğruya bir kablo bağladığınız zaman şarj olmaya başlamış oluyor. Şimdi gelelim Huawei FreeBuds Lipstick'in teknik özelliklerine. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. 14.3 mm LCDP dinamik sürücü var. Sürücü kısmı önemli. Onun detaylarını kullanım deneyiminde biraz bahsedeceğim sizlere. Kulaklığın 30 mAh pili kapasitesi varken kutunun pil kapasitesi ise 410 mAh. Giyme ve çıkarma algılama özelliği var. Gürültü engelleme özelliği var. Ki bunu kişiye özel de yapabiliyorsunuz bu arada yazılım yardımıyla. IPX4 suya ve toza dayanıklılık. Özel bir bas modu var. Ses kayıtlarında ise 48 kHz'lik bir ses, yüksek kaliteli kayıt yapabiliyor. Oyun tarafında düşük gecikme özelliği mevcut. Oyunda falan kullanırsanız bu şekilde bir özelliği de bulunuyor. Dokunmatik kontrolleri var yüzeyinde. Kutusuyla 22 saat, kulaklıkta 2,5 saatlik bir kullanım var. 3 mikrofon teknolojisi bulunuyor ve fiyatında 2299 TL olduğunu söyleyelim. Şimdi gelelim Huawei FreeBuds Lipstick'in bize sunduğu deneyime. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ses kalitesini tabii ki sizlere aktarmamız mümkün değil ama tizlerin ve basların dengeli olduğunu söyleyeyim. Bas isteyenler için de ekstra, hani çünkü bazen bunu çok soruyorsunuz. Hani bu kulaklığın bası nasıl? Bas tonları nasıl verebiliyor diye çok sorular geliyor bize. Bas tonlarda da bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hatta özel bas modu var. Teknik özellikleri söyledim. Rahatlıkla bir kullanım sağlanıyor. Şimdi gürültü engelleme özelliği de bulunuyor. Zaten Huawei FreeBuds modellerinin birçoğuna bu özelliği koyuyor. Yaklaşık hani orta seviyenin tamamında bu özellikle beraber geliyor. Üst seviye modellerde de yer alıyor. Kişiye özel de yapabiliyorsunuz bunu. Yani sizin kulak şeklinizi algılıyor sistem, bir ölçüm yapıyor. O ölçümden sonra size özel bir gürültü engelleme paterni sunabiliyor. Bu da güzel bir şey ve sesleri de epey engelliyor. Tabii ki bu bir kulaküstü kulaklık değil. Kulaküstü kulaklıklarda biliyorsunuz ses engelleme daha iyi oluyor. Sebebi kulağı tamamen kapattıkları için, ama bu modelde de gayet başarılı bir şekilde yapılmış ve dışarıdaki gürültüleri bir noktaya kadar siz de duymuyorsunuz. Bunun dışında önemli bir özellik, dokunmatik kontroller var. Yani yüzeyinde bulunan alanlara dokunduğunuz zaman işte şarkıyı ileri alma, durdurma, işte başka bir şey yapma, bir sonraki şarkıya geçme falan gibi şeyleri dokunarak, kulaklığa dokunarak da gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da
Bu da güzel bir özellik çünkü bu sayede en azından hani telefonu çıkartayım, düğmesine basayım falan gibi işlemlerle vesaireyle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Şimdi gelelim Huawei FreeBuds Lipstick'in telefonlarla eşleştirme meselesine. Birçok telefonun ürünü kullanabiliyorsunuz. İlla Huawei olması gerekmiyor bu arada. Onu baştan söyleyelim. Ama Huawei ekosisteminde tabii ki daha mantıklı ve daha hani birçok özelliğini, %100 özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Ama şart değil. Diğer Android modellerde de kullanmanız mümkün. Hatta iPhone'a da kullanmanız mümkün. Şimdi eşleştirme için cihazın alt kısmında bu USB bağlantısının hemen yanında böyle çok gizli bir düğme bulunuyor. Kapağını çıkartıyoruz. Zaten bir LED lambamız var. Şimdi o düğmeye basılı tutacağız. Ve bu LED lambamızın yanıp yanıp sönmeye başlaması gerekiyor. Evet, şu an LED lambamız yanıp yanıp sönmeye başladı. Telefonumuza geliyoruz. Telefonumuzda diyoruz ki bir kulaklık görecek şu anda. Evet, şu anda görmek üzere bekliyoruz. Evet, şu anda telefonumuzda Huawei FreeBuds Lipstick gördü. Ve eşleştir diyoruz. Bluetooth eşleştirme işte diyor. Eşleştir dedik. Şu anda cihazımız bağlanmış durumda. Bakalım nasıl bağlanmış. Şimdi tekrar bir Bluetooth ayarlarımıza girelim ve buradan işte arama sesi, medya sesi, kişi paylaşma. Mesela burada eğer Huawei bir marka cep telefonunuz varsa herhangi bir uygulama yüklemeden de birçok ayarını, mesela gürültü engelleme açıp kapatabiliyorsunuz buradan ve mod seçimleri de var. Mesela sıcak, sıcakta hafif gürültülü yerler için ideal diyor. Genelde gürültülü yerler için ideal. İki farklı modumuz mevcut. Ses kalitesi var. Kulaklıklar ile kaydeder. Ses kaydederken kulaklık mikrofonları kullanma seçeneğimiz var. Ses alma modumuz var. Sesler saran sesler diyor. İki farklı modumuz mevcut. HD aramalar var. Mesela sesli aramaların netliği arttırılır. Sonuçlar her iki tarafın cihazını ve ağ bağlantısına göre değişebilir. HD aramalar kulaklık pil tüketimini arttırabilir diyor. Böyle bir uyarımız var. Varsayılanlarda EQ efektlerde daha doğrusu varsayılanlar var. Bastırı yükselt var, tizleri yükselt var. Az önce bunu söylemiştim. Bastırı ve tizleri ayrı ayrı yükseltebiliyorsunuz. Burada önemli bir özellik çünkü bazı kullanıcılar diyor ki ben bas seviyorum. Kimi diyor ki ben tiz seviyorum. Kimisi diyor ki ben ellemek istemiyorum. Onu oradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında başka neler var? Mesela hareketler var. İşte bu kulaklık üzerindeki dokunmatik yüzeylerin ne yapacağınızı belirliyorsunuz. İki kez dokununca şu olsun, basılı tutsun, basılı tutunca bu olsun, kaydırınca da bu olsun gibi seçenekler burada var. Hem sol hem sağ kulaklık için bütün bu seçenekleri de istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu da önemli bir özellik. Bunun dışında kulaklıklarımı bul var. Harita üzerinde bir kulaklıklarınızı sizin haritada yerini gösteriyor. Daha önceki FreeBuds modellerin bazılarında da vardı bu özellik. Burada da mevcut. İsterseniz harita üzerinde ki bayağı doğru gösteriyor bu arada. Mesela benim diğer cihazlarım var. İşte konum bulunamadı diyor mesela ama şu an bakacağız. Haritamızı bir açalım. Buradan bize gösteriyor mesela. Evet, şu an buldu mesela. Saati gösteriyor ve diğer mesela Huawei FreeBuds Lipstick diyor. Hemen konumdaki neredeyse evet %100 doğru olarak göstermiş oluyor. Bunun dışında baktığımızda başka ne gibi özellikler var? Diğer ayarlar tarafına baktığımızda ise karşımıza giyme algılama var. Biliyorsunuz kulaklıkta müzik çalarken eğer kulaklığınızı çıkartırsanız herhangi birini otomatik olarak müzik durduruluyor veya taktığınız zaman da müzik çıkartmışsanız eğer müzik çalarken takınca tekrar kaldığı yerden devam ediyor. İsterseniz bunu kapatabiliyorsunuz. Bence açık kalsın ama siz bilirsiniz. Yine bu ayarları buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Ses yayınları var ve bunun dışında baktığımızda da işte güncellemeleri de yine bu taraftan yapabiliyorsunuz. Mesela şu an bizim 1.9.1.252 sürümü varmış. Yeni bir sürüm gelmiş bu arada. Onu da indir ve yükle diyelim. Mesela buradan da yükleyebiliyorsunuz. Tabii ki şöyle bir durum var. Şimdi mesela bu uygulamayı eğer Huawei olmayan bir telefonunuz varsa yapacağınız şey şu. AI Life diye bir uygulamamız var. Onu yüklemeniz gerekiyor cep telefonunuza. Bu ayarların aynısını oradan da gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani AI Life uygulamasına girdiğiniz zaman da yine bu uygulamayı görebiliyorsunuz ve kulaklıkla ilgili ayarları AI Life uygulamasından yapıyorsunuz. Az önce gösterdiğimiz ayarları ise eğer Huawei marka bir telefonunuz varsa kullanabiliyorsunuz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Şu anda mesela güncelleme yapıyoruz kulaklığımıza. O yüzden AI Life'ın mesela gelelim tekrar yeniden bağlanın diyelim. Evet, AI Life'da da yine görebiliyoruz. AI Life'da biraz daha detaylar mevcut. Bu detaylardan mesela kutunun şarjını ayrı görebiliyorsunuz. Kulaklıkların şarjını ayrı görebiliyorsunuz.
Bunun dışında da birçok ayarı da yine az önce gösterdiğim ayarları AI Life uygulamasından yapıyorsunuz. Yani burada dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Eğer Huawei marka bir telefonunuz varsa ekstra bir uygulama yüklemenize gerek yok. Ama yoksa AI Life uygulamasını yükleyerek de kullanabiliyorsunuz. Şimdi kulaklığı biz beğendik. Bassları ve tizleri ayrı ayrı arttırabiliyor olmamız güzel. Bas sevenler için bas, tiz sevenler için tiz olacaktır. Tabii ki bu kulaklık özellikle kadınlar için. Ha, erkekler kullanamaz mı? Kullanabilir ama hani kadınlara daha uygun olacağını düşünüyorum ben. Özellikle yılbaşına yaklaştığımız günlerde eşinize, arkadaşınıza, annenize, ne bileyim ya da bir ablanıza, herhangi bir tanıdığınıza alabileceğiniz güzel bir kulaklık hediyesi. Piyasada bu tarz ürün çok fazla yok. Bu ürün tamamen kadınlara yönelik bir ürün. Şimdi bazı modellerde biliyorsunuz işte beyaz rengi de oluyor, kırmızı rengi de oluyor, pembe rengi de oluyor. Siz onu alıp hediye edebiliyorsunuz. Özellikle kadınlara bir hediye almak istediğiniz zaman. Ama bu model zaten doğrudan doğruya kadınlara yönelik bir ürün. İşte kutusundan tutun da rengine kadar aslında kadınlara hitap ediyor. Tabii ki söylediğim gibi erkekler de kullanabilir ama asıl hedef kitlesinin kadınlar olduğunu düşünüyorum. Gelelim ürünün fiyatına. Hepinizin merak ettiği konu. Ürünün biz bu incelemeyi yaptığımız tarihteki fiyatı 2299 TL idi. Böyle bir model için sunduğu özellikler vesaire baktığımızda bir parça yüksek kaldığını söyleyebilirim. Ama piyasada alternatifi yok. Hani böyle bir tasarımla gelip de bu şekilde bir kulaklık yok. Rengi olsun, kutusu olsun birçok özel özelliği bulunuyor. Rengi olsun, kutusu olsun. Kadınlara özel tasarlanmış böyle bir model yok. O bakımdan bu fiyat yüksekliğini en azından hani bu tasarımla ve özel olmasıyla bir parça hafifletiyor diyebiliriz. Ama piyasada bu özelliklere sahip çok daha uygun fiyatlı kulaklıklar da bulabilirsiniz. Bunu da altını çizelim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere Huawei FreeBuds Lipstick kablosuz kulaklığı anlatmaya çalıştık. Kulaklıkla ilgili anlatmayı unuttuğumuz ya da merak ettiğiniz başka konular olabilir. Yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyacağız, hepsini değerlendireceğiz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın demeden önce hepinizi teknolojioku.com adresine de bekliyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşça kalın.